Kalktım dişeye çıktım, benim oğlum dişeye bir de şey Alman'dadır. Ben gittim komşuların yanına, diye ona şeyini var. İnternet. İnterneti var. Ben oğlum biraz açık konuşuyor. Benim kontrolüm yoktu. Gittim oraya, baktım ben hemen bir kapının yanına çıktım. Biraz abone kadar gittim, baktım da tuble dedi. Evvelki bir kırmızı küpe yok geldi. Bizim komşular aşağıda da biraz. Aşağıda geldi, baktım hep tuble benim başım. Ben de kendi görmedim. İçeride, içinde kaldım. Oturdum, bilettim. Kimse yoktu. Sonra bilme iki tane çocuk bence aşağıda geldiler. Taş attılar, bunlar daha kimi görmüyorlar. Taş attılar, küpere gitti, sonra adam geldi. Sonra oğlum içti, oğlum kaçtı geldi. O küpe gitmişti. Bana çok istiyorum bir tane koymasın. Sokak küpleri hep, küpeleri hep koyana razıya toplasın. O kırmızı çok beni tuttu. Bin kere şükür Allah'ım. Devlete razı olsun işi, işi gücü razı getirsin inşallah. İşte böyle bir üzücü olay yaşandı. Keşke olmasaydı. İyi, çok şükür. Allah razı olsun doktorlardan. Yani iyiydi durumu. Şu an bir sıkıntı hiç yok. Hepsi köpekleri toplanmasını istiyoruz. Daha olay, böyle olay yaşanmasın. Çünkü sağ taraf bacağında baldır tarafı. Bir de diz sol taraf. Bir de iki eli. Olayların bir dahaki yaşanmaması için yani o köpeklerin yan toplanmasa, yan önlem alınmazsa daha iyi olur. Yetkililerinden talep ediyoruz. Burada üzücü bir olay oldu. Olayın olduğu tam noktasındayız. Bir daha bu olayın yaşanmamasını temenni ediyoruz. Gerekli tedbirlerini almasını istiyoruz. Kayıt dışı da var. Kayıt olan köpekler de var şu an mahallede olanlar. Bu kayıt dışı olan köpeklerin kayıt altına almasını istiyoruz. Gerekli daha tedbirlerini almasa adına. Bir de çevre ilçelerden, illerden getiren hayvanlar var. Onlara da önlem almasını istiyoruz. Evet, tam burası tam okul yolu olduğu için buradan öğrenciler gidip geliyorlar. Öğrenci aileleri de tedirgin bu konuda. Bu konuda bana da talepte bulundular. İşte biz çocuklarımızı gönderiyoruz ama çocuklarımız gittiği okul yolunda güvende değiller. Yani bu saldırı köpek saldırıların dolayı. Bunu da belediye olarak bir önlem almasını talep ediyoruz. Çevre illerden, içerilerden hayvanlar getiriyorlar. Buraya bırakıp gidiyorlar. Yani dediğim gibi bu şey kısırlaştırma yapılmadığı için, tedbir alınmadığı için bu köpekler saldırganlaşabiliyor. İnsanlara dolayısıyla zarar veriyor. Olay yaşanmadan önce sabah zaten köpekler öğrencilere saldırmıştı. Okulun bahçesinde hepsi mahsur kalmıştı çocuklar. Öğle arası olduğu zaman da kadın aşağıdan geliyor. Köpekler gördüğünüz üzere saldırıyor kadına. Çok ciddi, çok kötü bir şekilde saldırıyorlar. Biz aşağıdan gördük. Gelene kadar da zaten kadını parçalamışlardı. Evet, ilk ben geldim. Kadını da gördüm zaten.